Sindirim sistemini oluşturan yapı organları öğrendik, yedik, içtik, sindirdik. Şimdi boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlara başlıyoruz ki böbreklerle başlayacağız sanırım, evet, değil mi? Doğrudur hocam. Evet. Şimdi böbrek dediğimiz zaman sadece böbrek değil, böbreği oluşturan yapı ve organlardan bahsedeceğiz. Böbreğimiz sırtımızın iki yanında fasulye büyüklüğünde olup, şekli fasulye büyüklüğünde değil tabii ki, fasulye şeklinde olup hemen hemen doğru. Yumruk büyüklüğünde olan iki tane yapı. Ve bunlar idarı oluşturup, daha doğrusu kanı süzüp fazla su ve mineralleri üreterle, yani bizim aklınızda kalsın diye söylüyorum, idrar üreterden aklınızda kalsın çünkü üretra ile karışabiliyor. Nereye geliyor bunlar? İdrar kesesinde birikiyorlar ve üretra ile dışarı atılıyorlar. Bunları şimdi birazdan daha detaylı bir şekilde bakacağız. Peki. Böbreğin yapısına baktığımızda böbrek 3 ana kısımda oluşuyor. Kabuk, öz ve havuzcuk kısmı. Kabuk kısmında kandaki atık maddelerin süzüldüğü bölüm. Öz bölgesi ise atık, süzülen atık maddelerin ne yapıyor? Süzülen atık maddeleri ayırdık. Gerekli maddeleri ne yapmamız lazım hocam? Almamız, geri emmemiz lazım. Bravo, geri emmemiz lazım. Öz bölgesinde de faydalı olan mineraller ve su, işte gerekli olan şeyler geri emiliyor. Havuzcukta ise adı üzerinde, havuzda su ne yapar? Bekler. Su mu bekliyor, kan mı? Havuzcukta. Burada artık idrar bekliyor. İdrar bekliyor. Burada tamam. Artık idrar, çünkü emilim işi öz bölgesinde bitti. Tamam. Artık tamamen atık. Nereye bağlanacak bu? Bu üreterle, bravo, yani idrar üretere kanalıyla bağlanacak. Orada duralım. Tamam. Üretere bağlandık. Üretere bağlanacak. Peki. Peki böbreğin içinde kan nasıl süzülür? Süzgeç var. Süzgeç var. Aynen. Süzgecin tıptaki adı nefron. Bu nefronlar. Çok gereksiz. Süzgeç de. Hiç süzgeç de geç git, değil mi? Kanı süzüyorlar. Ve süzdükten sonra süzmekte kalmıyor. Kan içindeki o gerekli olan mineralleri, işte suyu bilmem neyi falan filan ne yapıyor? Nefronlar geri emiyor. Ve vücuda tekrar geri veriyor. Atık olan kısmı da üreterle aşağıya doğru gönderiyor. Peki. Geçtim. Burada ufak bir özet koyduk. Ne yaptık? Kan geldi. Rengi değiştireyim. Değiştirelim. Turkuaz olsun lütfen. Peki. Siyahla idare ediyorum. Şu turkuazı bir türlü bulamadı hocam. Şimdi kan geldi. Böbrekte nefronlar bunları süzdü. Evet. Süzdükten sonra atık olanları nereye gönderdi? Üretere. Yararlı olanları vücuda geri gönderdi. Üreterde ne oldu? İdrar kesesine ne yaptı? İdrarı taşıdı. İdrarın içinde ne vardı? Ne vardı? Su. Su. Amonyak. Üre. Üre. Amonyaktan bahsetmiyoruz. Üre. Üre. Ve fazla mineraller var. Fazla vardı. Mineraller. Gereksiz. Gereksiz. Sonra bunlar... Bahsetmedik ki biz daha idrarın içinde olduğundan, ama direkt sordunuz. Bahsettik mi? Bahsetmedik hocam ama bilmem yani lazım değil mi? Ön çalışma yaptınız mı diye. Ama bilmiyorum. Amonyak var dedim. Üre var. Evet. Evet. Ne oluyor? Sonra idrar geliyor. İdrar kesesinde birikiyor. İdrar kesesinde ne olacak? O zaman biriktiğine göre idrarın toplandığı yer olacak. Çok orijinal isimler vermişler. Teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Kendilerine. İdrarın oluşumu. İdrarın oluşumu olduğuna göre kan, böbrek atar damarı ile atar damarı ile nereye gelecek? Böbreğe gelecek. Adı üzerinde böbrek atar damarı olduğuna göre böbreğe geldi. Böbrekte nefronlar bunu süzdü, etti, bilmem ne. Yararlı olan, kanın yararlı olan kısmı, içindeki mineralleri, işte vitaminleri falan filan geri emildi nefronlarla. Böbrek toplar damarıyla vücuda geri verildi. Böbrek toplar damarı. Sanki isimler tam tersi olması gerekiyormuş gibi geliyor değil mi? Öğrencilerde yapıyorlar mı bu evet. hatayı? Evet. Mesela burada bizim için temiz kan demek şudur hocam. İçerisinde oksijen miktarı fazla olursa bu kan temizdir. İçinde tamamen sizin tabirinizde amonyak, aslında üre olan şey fazla bile olsa bu temiz kandır. O zaman böbrek atar damarının içinde gelen kan temiz kandır. İçerisinde evet üre miktarı fazla olabilir. İçerisinde su miktarı, mineral miktarı fazla olabilir. Ama oksijence zengin bir kan geliyor buraya. Oksijence zengin bir kan geldiği için burada temiz kan var diyoruz böbrek atar damar içinde. Böbrek oksijenin bir miktarını kullandığı için artık böbrek toplar damarından çıkan kana biz ne diyeceğiz? Pis kan. Kirli kan diyeceğiz.
Kirli doğru. Kirli kan diyeceğiz. Evet. Bunu çok karıştırıyorlar. Lütfen buna dikkat edin. Bize mesela aynı şekilde hangisini böbrek atar damarında mı, böbrek toplar damarında mı daha çok besin maddesi vardır dersin. Ne dememiz gerekir? Elbette ki böbrek atar damarında. Atar damarında. Neden? Çünkü böbreğe besin getiriyor. Hı hı. Böbrek de bunu enerjiye çeviriyor gibi. Sonra ne dedik o zaman özet olarak? Böbrek atar damarıyla kan geldi. Böbreklerde kim süzdü? Süzüldü. Nefronlar bunları süzdü. Böbrek toplar damarıyla gerekli besinleri tekrar vücuda gönderdi. Şu üretradan aşağı inemedik artık. İnelim. Üretra gitsin demiyoruz. Üreter. Üreterden aşağıya indik. Üreterden aşağıya indiğimizde şu kasenin adı mesane veya nedir hocam? Safra kesesi. İdrar torbası. İdrar kesesi. Dedik ve sıfırı aldınız hocam. Teşekkür ederim. En son çıkış yeri de hocamın artık bitirmeye çalıştığı üretra yer üretra dedik ve idrarı attık dışarı. Atamadık daha, bir dakika dur açacağız. Evet, söylediğimiz şeyler ne oldu? Süzülerek temizlenen kan böbrek toplar damarından böbreğe geçti. Hı-hı. Böbrek toplar damarı ile böbrekten çıkar. Çıktı, evet. Böbrekten çıkardık çıktık şu anda. Kalan tuzun anlattığımız şeyler aslında bunların hepsi. Hı-hı. Burada sadece hani okumak isterseniz diye tekrar koyduk. Üretra ile vücuttan atılır. Bunu şimdi söyledik. Üretra. En son böyle idrarın vücuttan atılması üretra ile oluyor. Atan kısım. Böbreğin. Evet.